Arkadaşlar, Corel Video Stüdyo'da bugünkü anlatımımda Chroma Key nasıl kullanılır, onunla ilgili ne gibi çalışmaları yapabiliyoruz, onu göstermeye çalışacağım. Daha önceki anlatımlarımı izleyen arkadaşlar küçük de olsa bir bilgi sahibi oldular. Ancak yine o videoları görmeyenler veya daha detaylı görmek isteyen arkadaşlar için de bunu hazırladım. Pardon. Şimdi şu kısımda dediğimiz gibi daha önce şu kısımda bakın şeylerimiz var, butonlarımız var, simgelerimiz. Bunlara ben bu müzik simgesi kapattığım an müzik pasifleşiyor. Bu resim simgesi kapattığım zaman resim pasifleşiyor. Bu da video. Kapattığım zaman hiçbirisi kalmıyor. Yani çoklu çalışmalarda biz hangisiyle çalışmak istiyorsak onu seçiyoruz. Ekranımızda fazla yer kaplamasını engellemiş oluyoruz. Dosyamızı nereden çağıracaktık? Kısaca söyleyeyim. Şu gördüğünüz kısımda Import Media Files yazıyor. Ona ben tıkladığım zaman direkt dosyamın olduğu klasöre gidiyor. Oradan da hangi videoyu istersek veya hangi resmi, müziği istersek oradan seçiyoruz. Ben daha önce zaman kaybı olmasın diye almıştım. Şimdi onların size Chroma Key nasıl yapılıyor onu göstermeye çalışacağım. Şimdi şuradaki videomuzu ben sağ tıklıyorum üzerinde. Insert to diyorum. Video track bölümüne atıyorum. Burada bir tane videomuz oluştu arkadaşlar. Şu kısımda da kuşlarımız var. Ama benim şurada üzerine kaplama olarak geçireceğim şöyle söyleyeyim. Ben iki tane kuş videosu var ayrı ayrı. Ben bunu buraya attım. Şimdi şöyle biraz oynatıyorum. Program biraz yavaş çalışıyor zannediyorum. Şimdi ben anlatırken o devam etsin. Onu daha sonra ne demek istediğimi göreceksiniz. Şimdi ben istiyorum ki misal iki tane ayrı elimde Chrome Key yapacağım dosya var. Ama benim burada iki tane zaman çizgisinde track var. Ben bunu nasıl artırabiliyorum? Şu herhangi birisinin üzerindeyken sağ tıklıyorum. Track Manager burada göremedim. Vardı ama göremedim. Neyse. Şu kısımda arkadaşlar bakın Track Manager. Ona tıkladığım zaman karşıma böyle bir ekran geliyor dedik. Video bir tane, track bir tane demiş. Biz bunu iki yapıyoruz. Okey dediğimiz zaman buraya bir tane yeni track atıyor. Şu kısımda da bu ekranı yukarıdan aşağıya doğru küçük veya büyük yapıyor. Bakın şu anda mikrofon ve müzik kısmı kayboldu. Ben tekrar şöyle yapıyorum. Mikrofon ve müzik geliyor. Şimdi dosyamız bayağı uzun. Bu dosyamızı şu kısımdan bakın iki yana ok işareti olan projeyi bu sayfaya sığdır anlamına gelen bir yazımız var. Butonumuz var. Onu da tıkladığımız zaman projemiz son noktası burası olacak şekilde ayarlıyor. Şimdi ben biraz oynatıyorum bu internetten indirmiştik şunu biraz çalıştıralım bakalım. Evet. Şimdi biraz oynasın. Ya, kuşumuz neredeydi? Evet burada bir kuşumuz var arkadaşlar. Ben şu tekrar bu overlay sekmesini seçtikten sonra burayı şöyle farenin sol tuşuyla basılı tutarak buraya kadar sürüklüyorum. Benim videom buradan başlayacak. Şimdi bunu böyle şey yapalım. Şimdi kuşun büyüklüğü şöyle kenara çekelim biraz. Şöyle dursun hani uzakta olsun. Biraz da küçültebiliriz belki. Şöyle de küçültelim. Bu şekilde oldu. Şimdi ben tekrar şu kısımdan ya da kuş almayalım, şunu alalım.
Bunarlarım. Bunu yine ben tekrar sürükleyip de bırakabiliyorum. Onu daha önce anlatmıştım. Bu da love yazısı. Bunu da şöyle alt kısma doğru alalım arkadaşlar. Yani burada yeşil arka plan ve siyah arka planda chroma key seçeneğini nasıl kullanıyoruz onu göstermeye çalışacağım. Şimdi şöyle project dediğim zaman daha önce bahsettiğim gibi üçünü aynı anda oynatıyordu arkadaşlar. Şöyle bir tıklayalım. Evet. Kuşlarımız uçuyor. Arka planda burada tek kuşumuz uçuyor. Burada da mumlarımız yanıyor. Şimdi ben yeşil kuşun olduğu Amerikan kartalı uçuşu demiş. Ben buna sağ tıkladığım zaman Open Options Panel diye seçeneğimiz geliyor. Onu seçtikten sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Burada ben Mask ve Chroma Key diyor. Buradan ona tıkladığım zaman yine ekranımız geliyor. Ben burada Apply Overlay Options diyorum. Şuradaki damlacığa tıklıyorum arkadaşlar. Damlayı aldım. Bakın tam kuşun üzerine geldiğimde tıklıyorum. Şu anda yeşil alanı kaybettim. Aynı şekilde siyah alana geliyorum. Love yazısına geliyorum. Bakın burada yine Mask Chroma Key diyorum. Yine Apply Overlay Options diyorum. Siyahı da daha önce seçildiği için burası da bu şekil oldu. Şimdi Project diyorum. Şöyle biraz da büyütelim daha net gözüksün. Evet çalıştır diyorum. Bu şekilde. Gerçi anlamsız bir şey oldu ama sadece bilgi amaçlı olsun diye bunu ben göstermiştim. Bu şekilde. Tabii videomuzun sonunda farklı bir şey varmış. O da tekrar sonradan geldi. Ben bunu durduruyorum. Şurada daha önce anlattığım gibi arkadaşlar klip dediğimiz zaman bunu tekrar edeyim. Klip dediğimiz zaman şu kısmı aktif yaptığımız zaman hangi zaman çizgisi aktifse onu oynatıyor demiştik. Şu anda kuş aktif. Şu anda bird karavan aktif. Şu anda da zaten rengi turuncu renge dönüşüyor. O satırımız aktif oluyor arkadaşlar. Project dediğimizde her üçünü de aynı anda oynatıyordu. Bunu daha önce de söylemiştik arkadaşlar. Chrome Key hakkında şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Anlatımlarımdan faydalandığınızı düşünüyorsanız lütfen abone olmayı ve beğeni butonuna tıklamayı unutmayınız. Hepinize iyi günler.